Aydın Işıklı Köyü pazarındayız. Bu pazar cumartesi günleri kuruluyor. Böyle büyük yerlerde semt pazarlarının yanında bir de hani köy pazarı diye bir şey öyle değil. Gerçek köy pazarı. Hayırlı işler. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? İyiyiz, sizi gördük, daha iyi olduk. İsminizi bağışlarsanız. Selma Ersoy. Selma Hanımefendi, müşteriniz sizi uyarıyor. Evet. Televizyona çıkacaksın diye. Evet. Bir sakıncası var mıdır? Hayır. Televizyona çıkmanızın? Hayır, yoktur. Yumurta Çünkü satıyor. Eşim yanımda. Evet. Beraber çalışıyoruz. Adam işi biliyor. Evet, hem kuru yemiş hem yumurta. Kuru yemiş reyonu sorumlusu beyefendi mi? Evet, eşim oluyor. Ha, gideceksin annem. Evet. Kaç tane lazım? Buyurun. Bak canım tabii. Kaç paradan yumurta? Buyurun yenge, 3 lira. 3. Şey mi, sepeti mi 3 lira? Evet, poşetler 3 lira. Bir de buralarda özellikle Aydın dolaylarında şey biraz meşhurdur hani. Altın bilezik altın, mi? Altın. Evet. Size ne takdim etti efendim sizi alırken beyefendi? Valla ne istediysem yaptı. Şu anda oğlumu gelin nişan yaptım ben. Onların hepsi geline mi gitti? Evet, hayır. Hayır. Onlardan hiçbir şey kalmadı yani, yatırım yaptık. Ben vereyim onu. Yok yok. Programımızda bir ilki gerçekleştirdiniz. Öyle mi? Evet, tamam. Tebrik ediyorum. Tamam. İsim? Hilmi. Hilmi Bey gerek efendim. Röportaj yaptığımız bininci insan olarak tarihe geçti. Ama en önemli program tarihimizde altın harflerle Hilmi Bey ismini şöyle yazdırdı. İlk defa program sunucusundan önce kameramana yiyecek takdim eden kişi o. Tebrik ediyorum. İlk defa. İlk defa oldu. Madalya kazandık o zaman. Görücü usulü evlenmişsiniz. Evet. Bayağı da bir ziynet eşyası takdim etmişsiniz hanımefendiye. Haliyle. Haliyle. Valide babanız alırken oğlum kuyumcu dükkanımı açıyoruz sana hanım mı alıyoruz bu ne yahu? 3 kilo altın gitti yahu demediler mi? Hayır ben. Kesinlikle. Çünkü o bizim ileriki teminatımız olduğu için büyüklerimiz böyle şeylere daha da sevinir yani. Peki ne oldu efendim size düğünde takdim ettikleri? Altın, bilezik, zincir. Ne oldu onlar? Onlara ev için yatırım yaptık. Kolay gelsin. Allah kolay gelsin. Allah razı olsun. Sizden de. Bunu yemeden kesin. Bilmiyorum Eyüp Bey. Kameramız izlesin. Tabii canım. Tabii. İzin verdik değil mi? Teşekkür ederim. Geldi. Ne bildiniz dolu dolu kar oldu mu zaten bu dolu? Ama ne yapacağız? Ne bildiniz? Geldi çocuğum. Hoş bulduk anacığım. Neyin güzel? Ellerin pek güzel çocuğum. Ellerin mi güzel? Ellerin güzel çocuğum. Hadi be anne. Senin ellerin de çok güzel maşallah. Sağ ol. Ne dediniz efendim? Dul karı olduğunuzu nereden bildin? Ne bildin sen bizimki? Vallahi dul, bilmiyordum. Garibimiz olduğumuzu, garibimiz bizim. Gelimiz de götürelim. Garibim. İkiniz de dul musunuz? Ha, ikimiz Siz de. Siz kaç yıllık dulsunuz efendim? 30 sene oldu, 30. 30 sene. Allah 30. rahmet eylesin. Ha, nur içindeyiz. Mekanı cennet olsun, nur içindeyiz. Siz kaç yıllık dulsunuz efendim? Ben yeni oldu daha, 3 senelik daha benim. 3 senelik dulsunuz. Birbirinizi mi eğleniyorsunuz, eğiliyorsunuz böyle? Ya, bu benim yanıma geliyor, benden avunuyor, ne yapsın? Çocuk. O benim yanıma geliyor, avunuyor. Çocuklar işte başka yere gidemiyorsun, gençlerin yanına gidemiyorsun çocuğum. Aa, gençler almıyorlar mı sizi aranızda? Almıyorlar gençler çocuğum, çocuklarla ikisi bir yer oluyor gar. Biz bununla eğleniyoruz. Akşam oldum bunun yanına gidiyorsun, o benim yanım geliyor. Bir de ağretlik dedikleri bir şey var, siz ağretlik misiniz? Ağretlik işte. Sen de mi dul karı? Gel. Gel. Efendim pazarımızın dul karı bölümü. Onlar. İsim neydi efendim sizin? Tamam ben beğeniyorum çocuğum ben. İsminizi vermiyorsun. Süpürgeleri siz mi satıyorsunuz? Ben satıyorum ben. Süpürgeci teyzenin reyonunun olduğu yer pazarda dul karıların toplanma yeri. Ama öyle anne. Her şey hazırız çocuğum. Yine hazırız çocuğum. Faydasım olur çocuğum. Hayır yani o siz gitseydiniz adam kalsaydı daha zor olmaz. Biz gitseydik adam evlenince neye koçuyordun? Biz oturuyoruz bak evlenmeyi düşünmüyoruz. Oturuyor. Siz gitseydiniz adam evlenecek miydi? Evlenmem mi ne yapacak? Kim bakacak? Kim bakacak adamlara? İrezil hep adam lahindi. Biz oturuyoruz bak. Nasıl? 70'inde kim alacak canım onu? Alırlar. Aylığı olduktan sonra alırlar. Öyle mi? He. Aylığı olduktan sonra alırlar. Maaş için mi arıyorlar adamı? Ben ne bileyim ben. Evi yok da mı yok? Mesela aylık dolması ne olur? O zaman varıyor kocaya. Ev olmayınca. Öyle mi? Sokakta kalıyor adam ölünce. Yani hanımın gitmesinde de tövbe.
gezgahı. Açık gezeyim ben. Allah kolaylık versin. Kesik mi satıyorsun sen? Evet. Bu kesik ne? Bayağı kesik inekten oluyor. İnek sütü? Evet. Nasıl yapıyorsunuz onu? Sağıyorsun, pişiriyorsun. Ondan sonra yayılatık ayran yapıyorsun. Böyle kesiyor oluyor. Bu kahvaltılıklarda falan evet, mı kullanılır? Evet. Sen köylüler çok geziyorsun, yiyorsun börekler böyle kesiklerle şeyler. Parmağının ucunu acık alıp ikram ederler. Seviyorum tabii canım yani. O çok parça. Az bir şey ucunda. Çok olur lan. Az bir şey daha canım, biraz daha. Hadi bir girgiş edeyim bu. İyi. Aman. Yine elini diyeceksin ya. Hadi yarabbim. Yoğurt yiyeceksin, yoğurt ye. Boğazın alıyorundaki. Çok güzel bir semik bu. Tabii güzel ya. Neye uğraşıyoruz biz? Neye uğraşıyoruz? Kesik yapmaya uğraşıyoruz böyle. Yoğurt yapmaya uğraşıyoruz. Dün mü yaptın bunu anne? Evet. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Bu nedir anacığım? Brokoli. Brokoli. Öyle biliyoruz adını oğlum. Ha, brokoli. Evet. Öyle brokoli miydi? Ben de tam bilmiyorum adını da. Brokoli. Brokoli miydi? Evet. Brokoli. Bunu kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Kendimizin. Evet. Her şeyi kendimizin oğlum. Aydın'da brokoli yetiştiriyoruz. Işıklı köyünde. Işıklı köyünde evet. Brokoli yetiştiriyoruz. Evet. Evet. Tarlası var mı? Bahçesi mi? Bahçe kendimizin oğlum. Kendimizi. Nerede kullanılır? Kendi fidanımızı da kendimiz yetiştiriyoruz. Nerede kullanılır bu anacığım? Haşlıyoruz. Ya ekşi koy üstüne. Salata İçine, niyetine. Tabii salata niyetine. Şey havuçlandı haşlayabilirsin. Çiçekli de koyabilirsin. Çiçek. Bunlar marul. Marul evet. O da kendimizin. İyi marulu nasıl anlarız? Çünkü bazı hanımlar geliyor tabii, göbeğine boylu olur. Bakıyor. Göbeği biraz. Gösterebilir misiniz bir tanesini? Ama benimkinleri soğuk vurdu. Gıra yaptı da onun için soğuk vurdu. Allah'ım böyle çok bir esnaflık yok ya. Bu ancak bizim memleketimizde olur. Yoğurdum ekşi diyen tek esnaf bizim memleketimizde. Benimkiler o kadar iyi değil çocuğum diyor ya. Ya şey alın ya, ne bileyim, örnek alın ya diğer esnaflar. Parası da ona göre oğlum. Öyle ne anneciğim yapalım? Ama evet. Ticarette asıl olan dürüst olmak. Tabii tabii. Helal ondan kazanmak parayı. Hoş geldin. Ne buldun ha yoğunlar? Otur dinlen. Yok yok siz oturun. Otur. 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 Otur canım. Ben çok yoruldum. Yok sen azıcık diye oturdun onun için dedim ben. Ha de. Ondan biliyorum. Bunlar Düngür Osman Bükün'de oturuyorlar. Buraya... Kızınızı mı verdiniz? Kızım neydim ben bunları? İyi bakıyorlar mı kızınıza? Bakıyorlar. Ne zaman verdiniz kızınızı? 10 sene kadar oldu. Memnun musun Dünür'den? Memnun. Sizden para alıyor mu alışverişi? Alıyor, hem fazlasından alıyor. Fazlasıyla mı? Dünür'üz diyor, hem fazlasından alıyor. Hem kızınızı vermişsiniz hem de alışveriş yapınca üstte para mı veriyor? Bundan kendinin değil ki çocuğum, alışveriş ediyorlar ya. Başka yerden alıyorlar. Olur mu canım? İnsan akrabadan para alır mı? Hem de Dünür'den. Ne yapayım? Alıyoruz kardeşim. Almışsanız neyin için? Siz bu hanımın kızını almak için kim bilir ne diller döktünüz? Dövmesem verecek miyim? Zorla aldım. Nasıl zorla? Diledim böyle. Rica ediyorum kızını benim oğlumu ver dedim. Oğlum memur dedim. Kapılarında süründünüz bu hanımın kızını alacağız diye. Alınca kadar süründüm. Şimdi tezgahın önünde siz mi süründürüyorsunuz? Bekle azıcık müşterim var. Hayır süründüğüm yok. Fazla rica alıyor diyor benden. Hoş geldin Düngür'üm diyorum. Nasılsın eğimin diyorum. Son tabii paralarını alıyorum cebi katıyorum. O. İş başka. Akrabalık başka. Tabii. Ceplerimiz ayrı. Tabii. Cebimiz ayrı çocuğum. Tabii. Türk mu bu? Hayır pancar. Pancar mı? Evet. Ne pancarı? Kırmızı pancar. Nesi oluyor bunun? Hem salatası oluyor hem kavurması oluyor. Kavurması mı? Evet. Pancar kavrulur mu canım? Kavruluyor. Çok güzel oluyor hem. Çok güzel oluyor hem. Soğanla bunu kavuracağız. Pırasayla. Pırasayla. Evet. Kellilende turşu yaparız. Ha şu sapını kavuruyoruz. Mesela. Evet. Memnunum beyimden. Memnunsun adamı herhalde. Köle gibi çalıştırıyorsun teyze. Hayır, şöyle eşinizin değil. Yanına geçiniz. Kaç kaşı devamlı çalışıyoruz. Peki bu adamın içi mi yanıyor yaka bağır açık bu kış gününde? Vallahi ne bileyim ben herhalde yanık. Yanık olmamış olsa açmaz. Dayı için mi yanıyor? İçim yanıyor içim. Niye yanıyor için? Bildi içim yanıyor. Yalnız olduğumda zor geliyor içim yanıyor. Yalnız olduğunda. Yalnız olduğunda. Olur tanıştırayım. Eşin. Eşim. Yalnız değilsin dayı. Yine ayrı duruyoruz ya.
Baksana burada ayramız ayrı gene. Allah'ım yarabbim, aşkım böylesi. Senin durduğun tezgah burası. 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 Dur, çok kaç adım? Bir, iki, üç. Annemin durduğu tezgah üç adım. Üç adımdan adım. Sen hasretlik mi çekiyorsun? Tabii çekiyorum hasretlik. Dibinde olacak böyle, dibinde yan yana böyle yan yana olacağız. Böyle oldu mu yanmaz içim, hiç olmaz. Böyle yan yana olup daha rahat oluyor. Demek sus. Sulu göz oldum ben de yaşlanınca ya. Allah'ım ben böyle. Ya sen ciddi misin dayı? Tabii ciddiyim. Ciddi. Üç adımdan hasretlik çekiyorum. Hasretlik çekiyorum. Üç adımdan hasretlik. Birbirinin yanına olup daha rahat oluyor. Ayrı İlla olur. Elin omuzundan mı alın? Bak ben olacağım. Böyle alın daha rahatız. Öğrettin mi daha? Böyle durun ne olur? Olmuyor o zaman. Bu ayırıyor o teyere. Şu değil mi? O ayırıyor. Şu işte para el bu bu. Ha, o ayırıyor o teyere. Ama o olmuşsa biz beraberiz. Değil mi? Tabii. Ah para. Ama o da olmadı mı olmuyor. Olmuyor tabii. Olmuyor tabii. Yani para o kaygın olmasa ha. 24 saat el ele göz göze. Ya sen hiç ayrılmayacağız. Biz evde olmayalım beraber duracağız. Hiç ayrılmayız biz. Ara ara böyle satış yaparken böyle şey yapıyor musun belki? Tabii göz altına bakacağız böyle. Arı sırrı kıstırıyorum para diye bakıyorum. Ne? Şimdi böyle aldığı zaman parayı kıstırıyorum diye bakıyorum ondan. Yıktın beni. Neden? Dur iyi gelmedi bana daha. Dur hayır. Bırak bırak lan. Biraz da yok yok yıktın beni ya. Yakmadım canım. Hayatımda gördüğüm en güzel aşklardan bir tanesi diyorum. Meğer hanımına yakın olma sebebi para ortak ya, tezgah ortak ya, kasa ortak ya. Acaba cukkalıyor mu? Buymuş derdi. Tabii. Yoksa hanımıyla böyle durmak değil. Bakayım oradan ne almış. Ya cebine... Well, yapıyorum acaba diye bakıyorum. Ya yıktın beni be Salih abi be. Salih abi değil mi? Salih. Ben hani böyle yengeyi hala sevgi muhabbet besliyorsun. O ayı, o sevgi ayrı. Bak, hiç daha ses aldım, yok. Böyle kodum mu? 4 tane torunum var. Onları hediye almak için ayırıyorum. Sen de çırpıyorsun acık yani. Çırpıyorum, yalan değil. Torundan bütü ben alıveriyorum. Patrondan mal kaçırıyorsun yani. Mal kaçırmıyorum. Dedesi biliyor. Göre göre alıyorum. Şimdi giderken hediye alıvereceğim diye cebimi katıyorum. Sende iki cep mi var? Var. Biri hani normal kasa. Tabii. Öbürü de torunlara. Bak, kasım beyimin önünde, cep bende. Cepçilik buradan mı çıkıyor acık cepçilik? Evet. Sen de böyle hanım ha. Seni hala seviyorum. Ayağını böyle gözetliyorum. Bakayım torunlara tabii, ne kadar. Tabii torunlar ne alacak diye bakıyorsun. Demek ki para hakikaten kötü bir şey ya. Hayır. Kötü mü olur canım? Para olmaz, hayat olmaz. Bozmuş işte, muhabbeti bozmuş. Hayır. Yok muhabbeti hayır bozmuş, hayır. Muhabbeti bozmuş. Bozmaz hayır. Bozmaz. Az önce ne güzel, ben hanımla sürekli böyle durmanı. Tabii gene öyle. Ne? Kasır. Yok alakası bile yok. Sen acaba tırtık ona bakıyormuşsun sen. 71'de evlendik biz, daha sensin dememiştik biz birbirimize. Hala siz mi? Tabii. Bir bahar akşamı rastlı. Birimiz 14 yaşındaydım, birimiz 17 yaşındaydım. 14 yaşında geldi bu, ben 17 yaşında evlendim. Zorunuz ne 14 yaşında? Dayanamadık birbirimizin hasretliğine, hemen birleştik. Sen 14 yaşında sümüklü neyin hasretini çekiyormuşsun be o zaman? Bunun hasretini çekiyormuşum. Yakın bir duvar vardı aramız, ayrılamadık. Ben de aldım. Senin ömrün bu hanımı böyle bakmakla geçmiş. Ya çok rahat, çok memnunuz biz birbirimize. Ha sen de herhalde 15 yaşındayken bakıyordun 11-12 yaşında. Tabii. Seksek mi her... oynuyor, ip mi atıyor. Çelik çomak bile oynarık bizi daha beraber. Evlen... Şu an bu yaşta. Tabii yine oynarız. Bu yaşta. O torunlar geldi mi oynarız. Çelik çomak. Çelik çomak. Öyle sevdaya tutulmuşsunuz ki herhalde çelik çomak tabii, oynarken. Tabii. O zaman muhabbetiniz artmış. Sağ ol. Biz öyleyiz. Biz toruna moruna geldim hep beraber oynarız çelik çomak. Bir adı duruyor. Bir gözün sürekli hanımın üzerinde. Ayırmayız gözümüzde. Sevda dolu. Bir gün ayrı durup biz durmuyoruz. Bazı oğlanı orada yat veriyor. Oğlan nöbetçi olacak. Ertesin geldim biz hemen ayrılmak istemeyiz. Allah muhabbetinizi daim etsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlı müşteriler. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.